Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam mevsiminde dokusuyla, tadıyla tam ölçülü bir portakallı cheesecake tarifi paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Buyurun tarifimize geçelim. 28 santimlik kelepçeli bir kalıp kullandım ben. Taban kısmını yağlı kağıtla kaplıyoruz. Eğer kelepçeli bir kalıbınız yoksa bir borcam tepsi veya herhangi bir fırın kabı da kullanabilirsiniz. Bunun için kalıbınızı yağlayıp yağlı kağıdı sabitlemeniz yeterli olacaktır. Ben kelepçeli kalıp kullandığım için kenarlarındaki fazla kısımları biraz kestim. Ama tamamen küçültmedim. Çünkü servis tabağına alırken bu kısımlardan faydalanacağız. Kalıbımızın iç kısımlarını yine kaplamak için böyle kağıtlar hazırladım şerit şeklinde. Hemen küçük bir parça yağla kalıbımızın iç kısmını yağlayıp hazırladığımız yağlı kağıt parçalarıyla kaplıyoruz. Cheesecake'imizin kalıptan kolayca çıkmasını sağlayacak bu işlem. Detayları atlamıyorum. Umarım sizleri sıkmıyorumdur. Hemen kalan bu küçük kısmı da tekrar minik bir yağ parçasıyla yağlayıp yine küçük bir kağıtla kaplıyoruz ve iç kısmının kaplamasını hazır ediyoruz. Şimdi iki parça alüminyum folyoyu bu şekilde yerleştiriyoruz ve kek kalıbımızı ortasına koyuyoruz. Alüminyum folyoyu içe doğru katlayarak kek kalıbımızı kaplıyoruz. Cheesecake'imizin kenar kısımlarının kızarmasını istemediğimiz için bu işlem önemli. Alüminyum folyoyu birkaç defa içe doğru katlamamız gerekiyor. Çünkü tek kat yeterli olmayabiliyor. Aynı zamanda kelepçeli kalıp kullandığım için bu işlem sayesinde fırınımıza yağ da damlamamış olacak. Ve kalıbımız hazır. Şimdi alt tabanımız için 2 paket burçak bisküviyi rondodan geçireceğiz. Toplamda 260 gramdı. İsterseniz petibör bisküvi de kullanabilirsiniz. Ben burçak bisküvi kullandım. Yine isterseniz bu aşamada içerisine 1 su bardağı tamamen toz haline getirilmiş fındık da ekleyebilirsiniz. Bu tarifimde kullanmadım ama kanalımda yaptığım porsiyonluk cheesecake tarifimde vardı. Yukarıya linkini eklerim. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Bisküvilerimi karıştırma kabına alıyorum. Ve üzerine eritilmiş bir çay bardağı tereyağını ekliyorum. Ki toplamda 2 dolu yemek kaşığı tereyağı ediyor. Ve tamamen homojen bir hale gelinceye kadar karıştırıyorum. Tamamen karışması önemli. Harcım hazır. Şimdi kek kalıbımın içerisine alıyorum. Ve kaşık yardımıyla eşit bir şekilde tamamen dağıtıyorum. Eşit bir şekilde dağıttıktan sonra bir bardakla üzerini basarak sabitliyorum. Mutlaka tamamen düz hale gelinceye kadar bu işlemi yapmamız lazım. En son kenar kısımlarını da bir kaşıkla tekrar düzeltiyoruz. Ve soğumaya bırakıyoruz buzdolabına. Evet, cheesecake'imiz için 500 gram süzme yoğurt, 300 gram labne peynir ve 200 gram da kremayı 1 su bardağı şekerle iyice çırpıyorum. Ben bu aşamada mikser kullanmıyorum. Sizlere de kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Zaten oldukça kolay bir şekilde hemen karışacaktır. Pürüzsüz bir hale geldiği zaman içerisine 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta ve 1 paket de vanilya ekliyorum. Buğday nişastası veya mısır nişastası hiç fark etmez. Hatta isterseniz nişastayı yarı yarıya unla da kullanabilirsiniz. Ama en pürüzsüz kıvamı size nişasta verecektir. Artık içerisine 3 yumurtayı teker teker ekliyorum. Yumurtaları ekledikten sonra çok fazla çırpmıyoruz.
hava kabarcıklarının oluşmasını ve cheesecake'imizin kabarıp çatlamasını istemeyiz çünkü. Tamamen homojen bir hal aldıktan sonra içerisine bir çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu ekliyorum. Kesinlikle hazır portakal suyu kullanmanızı önermiyorum. Ve cheesecake'imizin harcı da hazır. Daha önce hazırladığımız bisküvili tabanımızın üzerine döküyoruz. Ne kadar pürüzsüz bir harç olduğunu görüyorsunuz. Hafif düzeltiyoruz. Ve birkaç minik hareketle yavaşça vuruyoruz ki hava kabarcıkları varsa çıksın diye. Ve 160 derecede önceden ısıttığımız fırında tepsimizin içerisine sıcak su ekleyerek pişmeye bırakıyoruz. Mutlaka sıcak su olmalı. Hemen buharlaşmayı sağlamalıyız ki cheesecake'imiz kabarıp çatlamasın. Evet, cheesecake'im pişti. Görüyorsunuz, orta kısmı hafif sallanıyor ama kenarları sabitlenmiş. Şimdi fırının kapağını kapatmadan fırını kapatıp 1 saat kadar soğumaya bırakıyorum. Biz de bu arada portakallı sosumuzu hazırlıyoruz. 2,5 su bardağı taze sıkılmış ve süzülmüş portakal suyu, 3 yemek kaşığı şeker ve 2,5 yemek kaşığı nişastayı tenceremize alıp pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyoruz. 1 çay kaşığı silme çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Sadece renk vermesi için ekliyoruz bunu. Karıştırarak pişiriyoruz ve portakallı harcımız da hazır. Cheesecake'imiz soğudu. Kenarlarından alüminyum folyoyu çıkartıyoruz. Ve üzerine portakallı harcımızı döküyoruz. Eşit bir şekilde her tarafına dağıtıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine bir streç filmle kapatıp buzdolabında en az 2-3 saat, tercihen 1 saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Benim cheesecake'im hazır. Kenarlarını yağlı kağıtla kapladığımız için çok rahat bir şekilde açabiliyorum. Ve yağlı kağıtlarını kaldırıyoruz. Görüyorsunuz, gayet pürüzsüz, hiç yapışmamış ve kızarmamış. Servis tabağına almak için 2 büyük bıçak kullanacağım. Alt tabanına dikkatlice bu şekilde bıçağımızı itiyoruz. Diğer ikinci bir bıçakla destekleyip bıçaklarla beraber kaldırıyoruz. Hiç tedirgin olmayın. Alt tabanımız gayet güzel dondu. Ve görüyorsunuz, hiçbir şey kalmadan gayet güzelce aktardık. Ben üzerini portakal dilimleriyle süslemeyi tercih ettim. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hemen bir dilim çıkarıp size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Evet, görüyorsunuz, her katmanı ayrı ayrı bir güzellikte, hem renk uyumu hem de lezzet uyumu inanın şahaneydi. Ben 28 santimlik bir kalıp kullandığım için orta kısmı daha ince. Eğer daha yüksek olmasını isterseniz daha küçük bir kalıp kullanabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.